bunları. Hepsini tutacağım. Duydun mu? Çok sıcak oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle canlı canlı dinamik videoya başlıyorum ama az sonra kızılca kıyametler kopabilir evde. Çünkü arkadaşlar bu hafta ben yapmamam gereken çok ciddi bir iş yaptım. Taner'in kredi kartını kullandım. Şimdi Taner içeride salonda bir baktım eline tabletini almış, maillerine bakıyor. Muhtemelen içerisinde bankadan gelen hesap ekstresi de var arkadaşlar. Gördüğü zaman ne yapacak, nasıl bir tepki verecek hiç bilmiyorum. Şimdi ben size özellikle videoyu açtım ki kime falan çok gelirse bak arkadaşlara merhaba de kameramız açık diye hemen kamerayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım ne yapıyor. İnşallah yakalanmamışımdır henüz. Hadi gidelim hep beraber. Bırak artık şunu, ne baktın amma baktın ya. Bu ne böyle ya? Ne? Sen ne kadar harcadın Ankamur'da? 500-600 lira falan harca demedim. Ben de o kadar harcadım. Ya nasıl 500-600 lira? Ankamur, ayakkabı, terlik, pantolon, kazak. Burada 6-7 bin lira var, 10 bin lira mı var? Daha toplamadım bile. Böyle harcama mı olur? Ben bunun için mi çalışıyorum? Ankamur'a mı çalışıyorum? Ne yapayım canım? Ne demek ne yapayım ya? Ne yapayım, ihtiyacım vardı. O kadar değildir canım, abartma sen de ya. Nasıl değildir ya? Bir sürü şuraya bak. 600-3-5 pantolon, kazak işte, ne yani? Sana kartmak yok bundan sonra. Nasıl yok ya kartmak? Yok, kalk çık, çok sinirlendim. Bu kaçıncı ya? Ne yapayım canım? Ben senin kartına mı çalışıyorum? O kadar değil ya, o kadar da değil artık, abarttın ya sen de. Kaçıncı oldu bununla ya, nasıl da değil? Burada işte hepsi. Ne, bakayım bir. Bak. Ne? Ha ne var? Ankamur. Ya orada 8-10 bin lira Ankamur var nereden baksan. Ne yapalım canım? Bu kaçıncı, ben buna sana mı çalışacağım? Tamam. Kart mat yok bundan sonra. Ya yok. Git gözüm görmesin. Git balkonda mı yatıyorsun bu gece burada, gözüm görmesin. Allah sana. Allah! Balkonda yatacağım bu soğukta. Soğuksa çadır almıştım, git. Tatil için çadır almıştık. Çadırda yat, gözüm görmesin seni. Çadırda yat. Kalk. Git kendin yat çadırda. Hadi kalk. Ben mi harcadım o kadar şeyi? Yok nerede canım. Nerede o çadır? Ben de bileyim nerede. Nerede? Arkadaşlar yandım. Bu gece beni evde yatırmayacak. Gözüm görmesin diye çadır açmaya gitti bana. Yandım vallahi. Bir bakayım ne yapıyor. Taner! Çadırda yatacakmışım. Yatarım arkadaşlar. Yatarım. Ne sanki yani? Oturup senin çeneni mi dinleyeceğim? Bugün çadırda yatacaksın. Yatarım. 3 kez de tuvalete gitme hakkım var. Yok canım. 3 kere. Dördüncüsü gelince nereye yapacağım? Ya ben ne yiyeyim bunu kurmayı ya? Harcarım. Çöpe mi attım sanki? Arkadaşlar yorum bekliyorum bu videoya. Görüyorsunuz şu çektiğimi. Çadırda yatıyorum kendi evimde. Neymiş, çok harcamışım. Harcayacağım tabii arkadaşlar. Harcamayayım mı yani? Hayır. İhtiyacım yok mu benim? Bana bir çift çorap almamışsın 10 bin liralık alışveriş yapıp. Onu da kendin al. Ya alacaktın. Sen beni çadırlarda yatır. Tamam, ben sana yarın çorap alırım, söz veriyorum. 3 tane alırım hem de. Bunu kaldıralım. Hayır, olmaz. 3 çift çorap alacağım, bu söz. Bu gece buradasın. Gel et bari, bu kadın işi mi? Nasıl alışveriş yaptıysan gizli, bunu da becerirsin. Ne gizlisi, sanki çalarak yaptın. Verdiğin kartını aldık, nedir yani? Bilmiyorum ben. Ne yapabilirim? Böyle mi yatayım, böyle mi yani? Bu. Bu mudur? Olabilir. Böyle mi yatayım? Tamam, sana güzel bir yatak yapayım. Tamam. İyi yap hadi. Kadına bak, hem kartı patlatıyor, dünyanın alışverişini yapıyor, çadırda ben kuruyorum. Ne hala? Ne yapayım? Çadırda yatma cezasını veren sensin. Bir harcama yapan da sensin, öyle keyfe keder. Arkadaşlar cezaevim burası. Bugün kampa gireceğim ve çadırda kalacakmışım sabaha kadar. Bayağı da büyük oldu, güzel oldu ya. Ben buraya rahat sığabilirim diye düşünüyorum. Oo çok güzel. Sığdın bile. Ya bir de televizyonum olsaydı tam da arkadaşlar. Televizyonun ihtiyacım var. Artık ona da şimdi bana bir süre verecekmiş. Kaç dakika verecektin? 10 dakika süren var. Çabuk hazırlanman gerekiyor. Çabuk hazırlanmam gerekiyor. Alacağımı alacakmışım. Sonrasında süre müre olmadan bir daha dışarıya hiç çıkamayacakmışım. Ben de o süre zarfında işte tabletimi alırım, telefonumu falan alırım. Karnım çok aç arkadaşlar, karnım inanılmaz aç. Onun için ben çok güzel şeyler düşündüm. Buraya tüpümü getireceğim, yemek yaparım artık, bir şeyler yaparım. Yok artık. Yapacağım, ne yapayım? Küçük tüpümü
falan getireceğim. Bana dışarı çıkma yasağı verdi. Ne yiyip ne içeceğim? Ben burada senin yemek kokunu mu çekeceğim? Ne yapayım? Açım. Allah Allah. Ben burada yemek yapacağım ve yemek yiyeceğim. Beni hiç ilgilendirmez. Beni buraya tıkmadan önce düşünseydin. Hayır, ben senin yemek kokunu falan çekemem. Bir şeyler aperatif al. Aperatif, sabaha kadar ben burada aperatifle mi duracağım siz orada yemek yerken? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz, lütfen şu yorumlara yazın ya. Kim haklı arkadaşlar? Ne var yani? Azıcık birazcık fazla almışım. Alışverişim birazcık ayarını azıcık kaçırmışım. Ne olur yani? Bunun için burada insan kapatmaya değer mi yani? Arkadaşlar inanmayın. Bir değil, iki değil, üç değil, on değil. İliğimi kemiğimi sömürdü. Aa, duygu sömürüsü, inanmayın arkadaşlar. Gerçekten şu an burada duygu sömürüsü var. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Ben kalıyorum. Tamam ya. Seni ilgilendirmez buraya ne alacağım da. Tutuyorsan tut dakikanı da. Başladı. Başladı mı? Dur be. Ne çabuk başladı? Evet arkadaşlar, 10 dakikanın içerisinde neler neler aldım tahmin bile edemezsiniz. Bırakın burada sabaha kadar kalmayı, kendime tam 3 günlük hiç sıkılmayacağım kadar çok eşya bulabildim, tamamlayabildim. Umarım hiçbir şeyi unutmamışımdır. Neler aldım biliyor musunuz? İnanmayacaksınız ama bakın, tüpüm de yanımda. Tüpü gerçekten mi aldın? Gerçekten aldım. Allah. Tüpümü aldım. Tabii yemek yapmama izin vermedi. Neymiş efendim, kokacakmış da edecekmiş de. Ama olsun, ben yine de kendimi, karnımı iyice doyuracak kadar gayet güzel şeyler aldım, yiyeceklerimi aldım. Bununla da artık çayımı, kahvemi, her şeyimi yapabilirim. Hatta çayımı yapmama bile gerek kalmadı. Bununla ben çok güzel kahve yapacağım kendime. Tüpümü kahveyi bile düşünmüş. Ya tüpümü bari çadırın dışına koysam olmuyor mu ya? Olur, çadırın içinde olmaz çünkü. Tabii oğlum, çadırın içinde nasıl yakacak? Süper ya. Bunu çadırımın önünde yapabileceğim arkadaşlar, kahvemi. Arkadaşlar kendime ocakta sıcacık böyle tazecik çay buldum. Hemen termosa kaptığım gibi getirdim. Hiç minnet etmiyorum ona. Oh, iyi ki de yapmışım alışverişimi. İyi ki de her şeyimi de tamamlamışım. Sabaha kadar burada kalırım. Çayım var, tüpüm var. Bunlar var. Tabii sıkılmayayım diye telefonumu aldım, tabletimi aldım, belki dizi falan izlerim, kitabımı aldım, buna hiç başlamamıştım, buna başlamayı düşünüyorum bugün. Kefir aldım arkadaşlar, sağlık önemli, burada hastalanmayayım. Ayranımı aldım. İyi bari sen hep burada kal o zaman, çıkma. Aynen, buz gibi de suyumu aldım arkadaşlar, bir şişe su, susuz olur mu? O tabii ki olmaz. Bir de bakın, burayı böyle bir ev moduna getirmek için kendimi psikolojik olarak rahatlatayım, kötü hissetmeyeyim, yalnız hissetmeyeyim diye böyle güzel bir çiçek de aldım yanıma. Kendime battaniye de aldım. Yastığım da var. Oh, yastığımı koyayım şöyle. Mikrofon bile almış. Ne yapacaksın mikrofonu? Ne yapayım? Dışarıya çıkma yasağı koydun. Siz orada uyurken başıma bir şey gelse ne olacak? Nasıl sesleneceğim? Taner! Taner yetiş! Ya da kızımı özleyince, Lina! Gel anneciğim, seni mi öpeyim diye nasıl bağıracağım? Belki canım şarkı söylemek isteyecek, sesim onlara yetişmeyecek. Onları rahatsız edeceğim belki. Taner, 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 gelsene Taner. Tamam, Taner. Tamam. Pişman ettin adamı. Şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Türk kahvesiz olmaz arkadaşlarım. Kolonya bugünlerde olmazsa olmazımız. Kolonya'ya kadar düşünmüş ya. Yani belki bir misafirim gelir. Misafir. Evet, çadıra misafir alırım belki, belli mi olur? Yine sesimi duyuramazsam diye sana bir çan aldım. Çan. Kamp zili. Taner diye bağırırım. Kendime sandviç hazırladım, kaşarlı. Onunla da Dardanel ton yemeği diyeyim. Ton balığı ne kadar severim. Düşünmüş. Çünkü tok tutar. Tok tutar ya. Aç kalmayayım. Üstüne de limonumu sıkarım. Çekirdek aldım. Canım sıkılırsa çıt 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 çiğnerim. Sen bayağı bir malzeme almışsın. Bayağı malzemelerimi doldurdum. Dur sayacağım. Hepsini tek tek sayacağım. İki tane eticin aldım arkadaşlar. Kek tok tutar. Bu da tatlı krizine falan girersem diye çikolata. Ben zaten çok severim. Kağıt helva aldım. Muz aldım. Bir de doyurucu meyve. Aç kalmayayım arkadaşlar. Cips aldım. Yine kıtır kıtır yerim. Taner'i rahatsız ederim. Şurada çatır çutur diye özellikle aldım onu, iki paket. Minyatür yine. Küçücük bardağımı amma aldım. Da çay bardağı. Evet, çok küçüktür. İçine şekerimi bile hazırladım. Hiçbir şeyimi unutmadım. Aynamı da aldım. Yine enerjimi yüksek tutayım diye, şöyle mutluluk hormonu salgılayayım diye çikolatamı yine eksik etmedim. Ve tabii çadırın olmazsa olmazı. Ne aldım? Fener aldım arkadaşlar. Akşam olduğunda bu ışığı kapatıp gittiğinde bana ışığı açman da yasak diyor. Siz duymuyorsunuz arkadaşlar neler neler diyor. Dışarı çıkmayacaksın diyor. Ben uykuya gittiğimde saat başı uyanıp bakacağım, buradan çıktın mı, başka bir odaya geçtin mi, yattın mı, kaldın mı diyor. Hepsini kontrol edeceğim diyor. Işığı kapatıp gidecekmiş. Ben burada karanlıkta ya korkarsam odamda
değilim, salonumda değilim. Onun için fener aldım. Ya da bir tıkırtı falan duyarsam arkadaşlar, ya çok korkarsam, ya gayipten sesler gelirse ne yapacağım? Hemen fenerimi açıp bakacağım. Burada çok güzel kahve yapacağım. Helal be sana. Yapacağım vallahi. Yalnız bu burada oturmuyor ya. Niye oturmuyor? Ben onu tuta tuta hallederim bir şekilde. Dudak sitiğime kadar düşündüm. Dudak sitiğimi aldım. Güzel bir gece beni bekliyor. Umarım sıkılmam. Alışveriş yaptığım için pişmanlık duymam umarım arkadaşlar. Bu güzel 10 dakikanın içinde bütün bu güzel malzemeleri hazırladığım için sizden güzel bir like hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlarım. Nelerim eksik? Almam gereken bir şey var mı? Eğer aklınıza gelen bir şeyler varsa şimdiden videoyu durdurup yorumunuzu yazıp ondan sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Ben şimdi buraya güzel bir çeki düzenlediğim önce. Senle de iyi kampa gidilirmiş ha. Tabii ben tam kampçıyım arkadaşlar. Oo, siz bana takılın, hayatınızı yaşayın. Şimdi fincanımı alayım da güzel bir kahve keyfi yaparız. Oo, bana ne? Sana ne? Sana ne? Beni bana buraya tıktın. Bir de benden kahve mi bekliyorsun? Hiçbir şey yok sana. Canım çekti be. Çatal da aldım. Hiçbir şey yapamam. Vallahi kıskandım. Kıskandın değil mi? Çatla. Oo, afiyet olsun. İç iç. Bol bol tuvalete taşın. Yarısını içtim. Yanmışım arkadaşlar. Çadırın içi çok sıcak. Ben sabaha kadar nasıl dayanacağım bilmiyorum. Neyse. Ben şöyle biraz keyif yapayım arkadaşlar. Hortlak gibi oldun. Ne yaptın be kendine öyle? Hani kahve yapıyordun? E ne yapayım? Kampçılar böyle yapmıyor mu? Madem kampa girdik arkadaşlar, olmuşken tam olsun. Kamuflaj mı yaptın? Kamuflaj yaptım. Ayrıca... O ne? Bir de tam olsun diye şöyle iki çizgi çekeceğim kendime ama... bu da kurumuş galiba. Allah'ım ya. Tam kampçı olayım. Madem girdim bir şeye... Tam olsun. Şöyle iki tane mi yapıyorlar onlar? İki tane yap. İkincisi biraz daha mı uzun oluyor? Yok, fark etmiyor. Nasıl? Güzel oldu. Evet arkadaşlar, tam kampçıyım ya. Anandan kampçı mı doğdun Rukiye? Kızımı da misafir almayı düşünüyorum yanıma. İyi oldun mu arkadaşlar? Evet, çok değişik. Yakıştı. Yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Tam kampçı oldum be. Heyt be. Şimdi güzel bir kahveyi hak ettim işte. Şöyle çok güzel köpüklü bir kahve yapayım. Höpürtete höpürtete içeyim, canın çeksin Taner. Sana yaradı vallahi bu iş. Vallahi yaradı. Alışverişimi yaptım. Çadırımı kurdum. Keyfim yerinde. Çok güzel. Yine karlı sen çıktın. Yine karlı ben çıktım. Bir de kızımı alırsam yanıma değmeyin keyfime. Hop. Oh. Mis gibi. Gel keyfim kahve. Gel. Yalnız kahve kısık ateşte yapılınca güzel. Yalnız şunlar benim bayağı kafamı acıttı ya. Çıkar olmaz. İzci olmak da hiç kolay değilmiş yani. Kampçı olmak pek kolay değilmiş. Çıkarsam mı acaba? Neyse, kahvemi yapana kadar en azından dursun da arkadaşlar. Şöyle bir poz veririm belki size, başlık pozu. Bunu yaparken şöyle. Şuna ne dersiniz? Şöyle bir poz. Ya da şöyle. Ya da gülerken. Kahveyi taşıyacağım. Böyle kahve taşacak. Yıkılıyor. Oh, dumanı üstünde. Lina! Lina! Duymuyor beni ya. Git getir. Geldi geldi. Oley be! Anişkom! Anne! Bak nasılım anne? Anne! Ne yaptın? Ne yaptım annem? Kendime çalkam çadırı kurdum. Anneni beğendin mi yeni tarzım anneciğim? Yani hiç beğenmedim. Bence çıkarsan iyi olur. Öyle mi diyorsun? Seni mi kıracağım? Çıkartırım annem. Ah! Çok kolay. Lina sadece 5 dakikaydı. Onu sürüp çıkacaksın. Dakikan dolmuş komşu. Benim süren dolmuş anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz canım kızım. Yani. Hadi bay bay. Hoşça kal anne. Bayağı acıktım arkadaşlar. Taner beni terk etti. Ne halim varsa gör dedi, çekti gitti. Kaldım mı şimdi tek başıma? Ya da ayran içeyim de uykum gelsin arkadaşlar. Burada çünkü bir an önce uyumam lazım. Biraz sıkılacağa benziyorum. Taner'in yanında çaktırmamaya çalıştım. Ah ne eğlenceli, harika bir gün beni bekliyor. 3 günde kalabilirim falan dedim ama yok yani, kendimi onun yanında ezik düşürmemeye çalıştım. Yok ben şimdiden sıkıldım. Bir damacana süt içersem anca uykum gelir. Çünkü biraz saat erken. Süt mü dedim ben, pardon, ayran ya. Ayran uyku getiriyor. Thank you.
Bu kadar yeter. Çünkü sabaha daha çok var arkadaşlar. Acıkırım, acıkırsam tekrar biraz kalsın. Abur cuburla ben doymam çünkü. Aa, iPad'imde ben bugün ne buldum biliyor musunuz arkadaşlar? Lina'nın bebekliğini buldum. İnanamazsınız, o kadar tatlı ki göstereceğim şimdi size. Bebekliği arkadaşlar, daha burada yaşında bile değil. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi ya? Bunlar denk geldi. Ben en iyisi biraz oyun oynayayım ya. Yılan falan oynayayım. Bir yılan oyunu keşfettim. Bayağı da hoşuma gidiyor son günlerde. Şöyle yılanın önünü kesip öldürünce o tabi yiyecek oluyor. Çat, öldürdüm, görüyor musunuz? Ne kadar da başarılıyım, görüyor musunuz arkadaşlar? Sonra giderek büyüyoruz tabi. Kocaman yılan oluyoruz. Ben yiyecek toplamaktansa yılanları bulup öldürüyorum ve çok keyifli hale geliyor. Bir gün onun da umarım videosunu çekerim size. Şöyle kısaca göstereyim size şimdi. Hop. Şunu öldürme peşindeyim şu an. Biraz acele ettim ama ya. Size şov yapayım derken knockout oldum ama olsun yani. Bir gün size bunun videosunu çekeceğim ama. Çok güzel bir videosu gelecek. Biraz Taner'i rahatsız edeyim, rahatsız. Orada yatmış bir güzel. Oh gel keyfim gel. Televizyonu açmış, almış eline kumandayı. Ben onu biraz rahatsız edeyim. Taner. Duyacak da, gelecek de. Taner. Cezam bitebilir mi acaba? Taner. Beni buradan çıkarmazsan sabaha kadar bağırırım. Süren bitmedi. Taner. Çıkabilir miyim? Hayır. Azıcık dizi izleyeyim ya. Hayır. Taner. Bana bir çekirdek kabı getirir misin? Getiremem. Beni rahatsız O zaman çadırın içine çitliyorum. Temizlersin, ne yapayım? Ben mi temizleyeceğim? Tabii ki yok. Aa, ben bu gece burada yatacağım değil mi? Pisletemem ki. Toplayayım bari. Pisliğin içinde nasıl yatayım? Buldum. Yüksek sesle okuyayım da onu rahatsız edeyim. En güzeli bu. Meşhur müze müdürü Jessica, müzedeki büyük galerinin kemerli geçidinde sendeledi. Görebildiği en yakın tabloya doğru hamle yaptı. Varaklı çerçeveyi kavrayan 76 yaşındaki adam, sanat şaheserini duvardan çıkıncaya dek kendine doğru çekti ve Savonere tablosunun altına sırt üstü yığıldı. Ne oluyor? Kitap okuyorum. Sessiz ol gecenin saati. Yakınlardaki demir parmaklıklı kapı tahmin ettiği gibi gürültülü sesler çıkartarak indi ve salonun girişini kapattı. Sessiz. Beni buradan çıkartıyor musun? Hayır. Çok gürültü yapıyorsun. Yelpaze istiyorum. O da olmadı. Ne yapsam Allah'ım, çıldırıcıyım. Taner, benimle evet hayır yarışmasına var mısın? Sus artık, yeter ya. Susmuyorum. Sen buraya gelinceye kadar susmayacağım. Gel evet hayır yarışması yapalım. Sen evet hayır yarışması yapana kadar ben burada susmam. Dur o zaman ben sana bir şarkı patlatayım. Neydi Lila'nın şarkısı? Ye Lili, ye Lila, miş miş işte çikenta. U gel u çikenta. Ya bu ne? Kırıldı. Ne yapıyorsun sen ya? Yeter. Ya çadırı kurdu, çadırına da rahat vermiyor. Ne yapıyorsun? Kapatıyorum. Hayır, nereye kapatıyorsun be? Kapa. Arkadaşlarıma kapa. Video çekiyorum, görsünler senin yüzünü. Hadi gidelim. Hayır, be. Hayır ya, kapatma. Ben nasıl açacağım bunu buradan? Hayır be. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, kaldım ben buradan. Kal orada. Hayır, bekle be. Aç şunu. Sessiz. Arkadaş, açsana şunu. Arkadaşlar, öteki nerede? Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlarıma video çekiyorum ben ya. Allah'ım, çıldıracağım ya, beni burada bırak. Ama alacağın olsun Taner. Gerçekten çok kötü sinirlendim. Alacağın olsun. Arkadaşlar siz de şahit olun. Ne beni konuşturuyor, ne şarkı söyletiyor, ne kitap okutturuyor. Hiçbir şey yaptırmıyor. Elimden mikrofonumu da aldı. Kitabımı da aldı gitti. Ben şimdi burada neyle oyalanacağım ya? Kitabım da gitti. Yapacağım hiçbir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar, ben en iyisi yatayım uyuyayım bari. Başka türlü yani bugün bitmez. Sabah da olmak bilmez. En iyisi ben yatayım arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben sana sorarım Taner Efendi. Buldun mu beni? Soracağım sana bunları. Hepsini soracağım.